İşinizi çabuk bitirin. Selçuklular burayı açtığımızı bilmiyor. Fark etmeden çıkmamız gerek. Bu altınlar çok mühimdir. Müttefikimiz yeni savaşçılar verecek. O savaşçılar da Seyyid Una'nın mahzene girmesi için işimize yarayabilir. Bu sebeple bunların tez Markus'a gitmesi gerek. Selçuklu askerleri kapıdalar. Selçuklular mı? Ne isterler? Madeni kapatmaya gelmişler. Başlarında da Sencer denen hususi yiğit var. Gayrı sen çok oldun Sencer. Sen ne yaptığını zannedersin? Asıl sen ne yaptığını zannedersin? Sultanımızın fermanı vardır. Bütün madenler kapatılacak. Sen ne cüretle açarsın? İşlerimiz vardı, açmak zorunda kaldık. Emir İlteber bana hükmü icra hususunda... Seni ben keserim. Emir İlteber'i de Sultan Melikşah. Düşmanlarımızın elinde olan altınlar vardır. Hiçbir yerde eritilmesin diye madenlerin kapatılmasını emretti sultanımız. Böyle mühim bir meselede herkesin her işine karışırız. Devlet düşmanları bana altın getirseydi evvela ben sultanımıza bildirirdim. Sen kafilene sızan düşmanı fark edemeyecek kadar ahmaksın. Madeninde altın eritselerdi anlamazsın. Hem Şelemzar'da haçlı kılığındaki şüpheli görülmüş. Ellerinde de altın sandıklarına benzeyen sandıklardan varmış. Maden bölgesine gelirken görülmüşler. Şimdi içeriye arayacağım. Bakalım altınlar o altınlar mıdır? Ve bu madende mi eritilmişlerdir? Madenime giremezsin. Kimse madenime altın getirmedi. Şimdi kapatacağım. Sen de var git yoluna. Sultanımızın fermanıdır. Karşı koyarsan alırım kelleni. Sen pusatını çekip hadsizlik yaptın ama benim kılıcım kınındadır. Ve kınından çıkarsa kelleni almadan dönmez bilesin. Şimdi pusatlarımı indirdiysem korkumdan değil, sultanı olan hürmetimdendir. Korkmaya başlasan da iyi olur. Bu kafayla gidersen gövdenin üstünde pek durmayacak belli ki. Yok işte bir şey. Boşuna ararsın. Sandıkları arayın. Altınlar ne vakit külçe edildi? Epey vakit oldu. Her yaptığımız işin hesabını mı vereceğiz? Vereceksin. Ayarı yüksek altınlara benzer bunlar. Bizans'tan gelen altınlar olup olmadığından emin olmak gerek. Bu altınlara birkaç günlüğüne el koydum. Sarayda inceletip ne olduğunu anlayacağız. Götürün. Sen ne yaptığını zannedersin? Alamazsın onları. Ne o, özelesi olan mı vardır? Sahipleri vardır. Almaya geldiklerinde ne diyeceğim? Devlet el koydu diyeceksin.
Acelesi olan gelsin bizden alsın. Dokunamazsın bu altınlara. Kimin elini itersin sen? Başımıza eşkıya mı kesildiniz ha? Benim obam basıldı. Nice insan şehit oldu. Onlardan intikam almak için her ipucunu alırım. Önüme çıkarsan da seni kılıçtan geçiririm. Anladın mı beni? Götürün. Sandıkları saraya götüresiniz. Hacet etkik etsin. Şayet bu altınlar Kuvvel'den aldığımız altınlarsa... bu Faysal denen herifin de kellesini alacağız demektir. Sencer sandıkları götürüyor. Bizim altınlara del koydu anlaşılan. Kahretsin. Markus altınları bekliyordu. Şimdi ne yapacağız? Çok kalabalıklar. Durum bir an önce Markus'a bildirmeliyiz. Sencer. Çelemzer tarafına gelmemizi haber etmişsin. Anca yetişebildik. Paralı savaşçıların hangi yoldan geleceğini öğrendiniz mi? Öğrendik. Çınarlı Orman'dan geleceklermiş. Demek fark edilmemek için o yolu tercih ettiler. Bakalım bizim pençemizden kaçabilecekler mi? Askerleri takip edip Markus'u bulacağız. İntikam vaktidir yiğitler. Haydi. Altınlar bizim için çok mühimdi. Şimdi Markus savaşçıları alamayacak. Belki babam da mahzene ulaşamayacak. Ne yapacağız? Dua edelim de altınların ne olduğunu anlamasınlar. Her işimin önüne taş koydun Sencer. Şimdilik sen kazandın farz et. Ama sevdiğini elinden aldığımda en büyük mağlubiyeti yaşatacağım sana.